Cem TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bültenine hoş geldiniz. Terör canımızı yakmaya devam ediyor değerli izleyenler. Bugün 3 ilde 3 şehit cenazesi vardı. Şırnak ve Diyarbakır'da şehit olan 2 askerli bir polis memuru memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde ise yine gözyaşı eksik olmadı. Binlerce kişi teröre lanet yağdırdı. Üç farklı şehirde aynı acı vardı. Şehitler memleketlerinde gözyaşlarıyla uğurlandı. Özel Harekat Polisi Mustafa Katırlı, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çatışmada şehit oldu. 24 yaşındaki şehit polis için memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Sadece şehidin ailesi değil, silah arkadaşları da gözyaşlarına engel olamadı. Cenaze namazının ardından şehit polis Mustafa Katırlı'nın naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Osmaniye'de de şehit acısı vardı. Cizre'deki saldırıda şehit olan Asubay Mehmet Burak Demirci son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Asubay Mehmet Burak Demirci'nin naaşı önce Düzeç ilçesindeki baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından al bayrağı sarılı tabutu camiye taşındı. Şehidin ailesi ise güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazı sonrasında şehit Asubay'ın naaşı Düzeç'i Çamlık Mezarlığı'na defnedildi. Uzman çavuş Halil Karakuş da Cizre'de şehit olmuştu. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna memleketi Gaziantep'te uğurlandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde artan terör olayları nedeniyle bir kez daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak ilerleyen saatlerde Nusaybin'den hain bir saldırı haberi geldi. 6 polisin yaralandığı bombalı saldırı anı polis aracının kamerasına yansıdı. PKK'lı teröristler bu sefer Nusaybin'de hain bir tuzak kurdu. Bombalı saldırıda zırhlı polis aracı 5 metre havaya fırladı. O anlar kameralara yansıdı. Herkes bayrak. Bayrak sunuyorum. Bu sabah Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kez daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nedeni ise artan terör olayları. Yasağın başlamasının ardından güvenlik güçleri de teröristlerin peşine düştü. Ancak istenmeyen bir olay yaşandı. Sokaktan geçen zırhlı polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Patlamanın etkisiyle zırhlı araç yaklaşık 5 metre yükseldikten sonra devrildi. Tüm yaşananlarsa başka bir polis aracının kamerası tarafından görüntülendi. Herkes bayrak. Bayrak sunuyoruz. Bombalı saldırıyı kaydeden polis ekiplerinin soğukkanlılığı ise dikkat çekti. Hain saldırıdaysa bir emniyet amiri, bir komiser ve 4 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi. Sokağa çıkma yasağı ise ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Türkiye'nin Kuzey Irak'a asker sevkiyatına ilişkin Irak'tan tepki geldi. Irak hükümeti asker sevkiyatını işgal olarak niteledi. Ayrıca Bağdat'taki Türk Büyükelçisi Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türk askerlerinin çekilmesi talep edildi. 150 Türk askeri ve 25 tank Musul'a gönderildi. Irak'tan tepki gecikmedi. Türk askerlerinin geri dönmesi istendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Musul'un Başika bölgesinde peşmergeleri eğitmek için kurulan kamptaki asker sayısını artırdı. 80 eğitmen askerin yerine yeni komando eğitmenleri gönderildi. Ancak sayı bu kez artırılarak 150'ye çıkarıldı. Böylece kamptaki Türk asker sayısı yaklaşık 300 oldu. Kampa 25 kadar da tank sevk edildi.
Türkiye'nin Musul'a asker göndermesinin ardından Irak, Bağdat'taki Türk Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk askerleri Bağdat yönetiminin bilgisi olmadan Irak toprağına girmiştir. Irak, Türk askerlerinin varlığını düşmanca bir davranış olarak görüyor denildi. Türk askerlerinin çekilmesi talep edildi. Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum da Türkiye'ye tepki göstermişti. Bu adımın bölgesel gerilimi artıracağını söylemişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Irak'tan gelen tepkiler üzerine asker sevkiyatının rutin bir faaliyet olduğunu belirterek kimsenin toprağında gözümüz yok demişti. Irak'ın kuzeyinde Türk askerlerinin konuşlandığı tek bölge Başık'a değil. Bımarni bölgesinde tank ve piyadeden oluşan 500 kişilik mekanize tabur bulunuyor. Sınıra yakın noktadaki Kanimasi'de ise Bolu Komando Tugayı'ndan 400 kişilik bir grup bulunuyor. Ayrıca Erbil, Zahod, Dohuk, Batufa, Süleymaniye ve Amediye'de de toplam 130 borda bereli irtibat timi olarak görev yapıyor. Başıkaya yapılan takviyelerle Kuzey Irak'taki asker sayısının 2000'e çıktığı tahmin ediliyor. Bayırbucak Türkmenlerinin yaşadığı bölge yine ateş altında değerli izleyenler. Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki bölge deniz, kara ve havadan yoğun bombardımana tutuluyor. Esad rejimine bağlı Suriye ordusu Rus savaş uçaklarının da desteğiyle Bayırbucak bölgedeki birçok köye aynı anda saldırı başlattı. Saldırıda misket bombası kullanıldığı iddia ediliyor. Çatışmalar Kızıldağ, Fırınlık, 46, Avanlı ve Derhane köylerinde yoğunlaşıyor. Türkmen birliklerinin de stratejik öneme sahip Kızıldağ Tepesi'ni yeniden almak için operasyon düzenlediği öğrenildi. Türkmen Dağı'nın komşusu olan Cebel Ekrat bölgesi de bombardımanın altında bulunuyor. Suriye ordusu dünkü operasyonda ise Kızıldağ'ın büyük bölümünü ele geçirmişti. İran, Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimin düşürülmesi gerektiğini söyledi. İran dini lideri Hameyni'nin baş danışmanı velayeti, Esad'ın siyasi geleceği kırmızı çizgimiz dedi. İran dini lider Ayetullah Hameyni'nin baş danışmanı Ali Ekber velayeti, Türkiye ile Rusya arasındaki krize değindi. Bölgede gerilimi tırmandırmanın yararı yok. Velayeti taraflardan herhangi birini desteklememeliyiz diye konuştu. Hameyni'nin baş danışmanı ayrıca İran'ın iki ülke arasındaki gerilimi düşürmek gibi bir görevinin olduğunu söyledi. Suriye krizine de değinen Ali Ekber velayeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi geleceğinin Tahran için kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Suriye halkının kendi geleceğini belirlemesi gerektiğini de söyleyen velayeti, Suriye sınırları dışında hiç kimsenin Suriye halkı için seçim yapmayacağını da dile getirdi. Türkiye'den de İran'a sert bir mesaj verildi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İranlı mevkidaşı Ruhani arasında geçen telefon konuşmasıyla ilgili Tahran yönetiminden gelen yalanlama Türk Dışişleri cevap verdi. Açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Cumhurbaşkanımızın beyanatıyla ilgili kullandıkları ifadeler hayretle karşılanmıştır denildi. Türkiye ile Rusya arasındaki gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. Son olarak Rusya'ya ait bir savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında çekilen bir fotoğraf tepkilere neden oldu. Fotoğraf karesinde bir Rus askerinin omzunda füze taşıdığı ve İstanbul'a doğrulttuğu görülüyor. İşte bu konuya değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu olayı provokasyon olarak değerlendirdi. Öte yandan NATO'ya ait 3 savaş gemisi de Sarayburnu'na demirlendi. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. O gemideki bir askerin omzunda füze taşıdığı görüldü. İşte bu fotoğraf karesi ilişkileri daha da gerdi. Karadan havaya kullanılan füzeyi taşıyan asker ve gemi hakkında Rus yetkililer bir açıklama yapmadı. Ancak Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus gemilerinin silah göstermesi provokasyondur dedi. NATO, Rusya'ya karşı teyakkuzu üst seviyeye çıkardı. NATO'ya ait 3 savaş gemisi Sarayburnu'na demirlendi. Gemilerin 2 gün önce İstanbul'a geldiği öğrenildi. Güvertede silahlı NATO askerlerinin nöbet tuttuğu görüldü.
Türkiye lehine devreye giren NATO Akdeniz'deki gemi sayısını da arttırdı. Öte yandan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den ilginç bir açıklama geldi. Ülkesinin küçük olmasına rağmen Batı ve Doğu arasında ilişkilerin sağlanmasında önemli rol oynadığından bahsederken Türkiye ve Rusya örneği verdi. Niinistö sırasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelme fırsatı elde ettim ve ikisinin de birbirlerine mesajları vardı ifadelerini kullandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'le görüşmelerini nerede gerçekleştirdiğini ise belirtmedi. Türkiye Boğazı Rus gemilerine kapatılabilir. İşte bu açıklama Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Orhan Hikmet Azizoğlu'na ait. Azizoğlu Türkiye'nin uluslararası hukuk alanında boğazlarda tartışılmaz hakları bulunduğunu anlattı. Profesör Doktor Orhan Hikmet Azizoğlu, Montrö Sözleşmesi'nin savaş zamanında Türkiye'ye gemi ve tankerlerin boğazlardan geçişi konusunda bazı haklar verdiğine dikkati çekti. Türkiye'nin ülkesini koruma adına evrensel hakka sahip olduğunu belirten Azizoğlu, boğazı Rus gemilerine kapatabilir ve asla da gemi geçişine müsaade etmeyebilir dedi. Rus savaş uçağının düşürülmesine de değinen Profesör Doktor Orhan Hikmet Azizoğlu, hiçbir ülke silah gücü, ekonomik gücü ya da emperyalist askeri kazanımı için başka bir ülkenin sınırlarını ihlal etme hakkına sahip değil. Burada Rusya yanıldı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi krizde Rusya'nın yanında yer almakla suçlamasına yanıt parti sözcüsü Haluk Koç'tan geldi. Koç Erdoğan'ı CHP ile Rusya arasında sanal bir bağlantı kurma çabası içinde olmak ve iftira atmakla suçladı. Halk Partisi için söyledikleri CHP ile Putin arasında ne dün ne bugün hiçbir ilişki yoktur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya kriziyle ilgili muhalefetin tutumunu eleştirdi. Yanıt CHP sözcüsü Haluk Koç'tan geldi. Cumhurbaşkanı işi gücü bırakmış. Ben buradan nasıl puan toplarım, nasıl muhalefet partilerine saldırırım diye bir düşünceyle hareket ettiğini üzülerek tespit ediyoruz, görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile Rusya arasında sanal bir bağlantı kurma çabası dünkü konuşmasında var. Devlet aklını değil, adeta bugün revaçta olan ak troller diye tabir ettiğimiz aklı yansıtmaktadır. CHP sözcüsü Haluk Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP üzerinden bir algı oluşturmaya çalıştığını da savundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırması, tıp deyimiyle söyleyeceğim, obsesif kompulsif dediğimiz, takıntılı olarak tarif edebileceğimiz bir başka deyişle hastalıklı bir takıntının eseri değilse, bu kelimeleri de üzülerek ifade ediyorum, yalancılıktır, müfteriliktir ve hakarettir. MİT tırlarıyla ilgili haber nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'la Ankara temsilcisi Erdem Gül Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede Dündar'la Gül'ün ifade özgürlüğünün çiğnendiği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyulmadığı savunuldu. Öte yandan Can Dündar ve Erdem Gül için başlatılan umut nöbeti ise Silivri Cezaevi'nde devam ediyor. Bugün nöbet tutan isim ise gazeteci Ayşenur Arslan'dı. Cumhurbaşkanı önceki gün silah taşınsa ne olur, taşınmasa ne olur dedi. Ben aynı şekilde o halde yayınlansa ne olur, yayınlanmasa ne olur diyorum. MİT tırlarına ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladılar. Casusluk suçlamasıyla tutuklandılar. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün avukatları konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Başvuru dilekçesinde tutuklama kararıyla kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiği öne sürüldü. Başvuruda ayrıca tutuklanma kararına itiraz bile edilmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının basın açıklaması yaptığı belirtildi.
Dündar ve Gül'ün peşinen suçlu ilan edildiği, masumiyet karinesinin çiğnendiği savunuldu. Başvuruda kamunun haber alma hakkını ortadan kaldıran ve adalet duygusunu inciten kararın en yüksek mahkeme eliyle sona erdirilmesi istendi. Öte yandan Can Dündar ve Erdem Gül'e destek olmak için başlatılan umut nöbeti devam ediyor. Silivri'deki nöbeti dün gazeteci Ergun Babahan tuttu. Bugünse gazeteci Ayşenur Arslan nöbete devam etti. Can Dündar ve Erdem Gül'ün tıpkı daha önceki gazeteci arkadaşlarımız, bütün gazeteci arkadaşlarımız gibi biz gazeteciler için yattığına inanıyorum Silivri'de cezaevinde. Necip Ablemitoğlu suikastı dosyası özel bir ekip tarafından soruşturulmak üzere 13 yıl sonra yeniden açıldı. İşte Ablemitoğlu soruşturmasından çok özel ayrıntılar. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Almanya'da siz bir vakıf kurabiliyorsunuz. Necip Ablemitoğlu suikastı dosyası tam 13 yıl sonra yeniden açıldı. 13 yıl sonra raftan indirilen Ablemitoğlu dosyası için Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen özel ekip kurdu. Ekip Ankara patlamasında görevli savcılarla istihbarat ve terör polislerinden oluşuyor. Dosyayı sil baştan mercek altına alan savcılık olay günü hazırlanan polis tutanaklarını ve fotoğrafları inceliyor. Fotoğraf ve tutanaklar Ablemitoğlu'nun neredeyse bitişik atışla yani silah namlusunun vücuda dayanmasıyla vurulduğunu ortaya koyuyor. Otopsi raporuna göre Ablemitoğlu'nun elinde barut izine rastlanmaması saldırgana refleksle dahi karşı koyamadığını gösteriyor. Dosyanın yeniden açılmasıyla bir skandal da ortaya çıktı. Cinayetin aydınlatılmasında büyük öneme sahip telefon trafiği kayıtlarının emniyet ve adliye arşivinde kayıp olduğu öğrenildi. Savcılık, jandarma ve emniyet kriminalinden cinayet silahının başka suikastlerde kullanıp kullanılmadığını da tekrardan araştırılmasını istedi. Londra metrosunda ismi açıklanmayan bıçaklı bir saldırgan biri ağır 3 kişiyi yaraladı. İngiliz medyası saldırganın Suriye için diye bağırdığını öne sürdü. Polis de olayı terör saldırısı olarak ele alıyor. Öte yandan geçtiğimiz çarşamba günü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde engellilerin hizmet aldığı bir sosyal hizmetler kurumuna saldırı düzenlenmişti. 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi. Avrupa yine terör saldırısıyla sarsıldı. Olayın adresi bu sefer Londra metrosu oldu. Bıçaklı şahıs Suriye için diyerek etrafındakileri rastgele bıçakladı, 3 kişi yaralandı. İşte bu görüntüler Londra'daki Leytonstone metro istasyonunda kaydedildi. Akşam saatleriydi. Elinde bıçakla görülen saldırgan önce yolcuları tehdit etti. Ardından da Suriye için diye bağırarak 3 kişiyi yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı. Saldırı ise terör olayı olarak değerlendiriliyor. Nedeninin ise İngiltere'nin önceki hafta aldığı kararın olabileceği tahmin ediliyor. İşte o kararla İngiliz savaş uçaklarının Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurması onaylanmıştı. Öte yandan Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki katliamı IŞİD terör örgütü üstlendi. Amerikan vatandaşı Syed Faruk ve Pakistan asıllı karısı Tasfen Malik uzun namlulu silahlarla engellilerin hizmet aldığı bir sosyal hizmetler kurumuna saldırı düzenlemişti. Geçen çarşamba günü yaşanan saldırıda 14 kişi yaşamını yitirirken 21 kişi de yaralanmıştı. Saldırganlarsa polisle girdikleri çatışmada ölü ele geçirilmişlerdi. Hazar Denizi'ndeki Azerbaycan'a ait petrol platformunda çıkan ve 2 gündür devam eden yangının bilançosu ağır oldu. Şu ana kadar 32 işçinin öldüğü belirlendi. Breaking news. Hazar Denizi'nde kasırga petrol platformuna zarar verdi. Yangın çıktı. 42 işçi son anda kurtarıldı ama 32 işçi ise hayatını kaybetti.
the head of an independent committee said on Saturday. Feci olay Azerbaycan'a ait enerji şirketi Sokar'ın Hazar Denizi'ndeki tesislerinde yaşandı. Kasırganın oluşturduğu dev dalgalar platformda çökmelere neden oldu. Yüksek basınçlı sualtı gaz hattında tahrip nedeniyle yangın çıktı. Anında petrol ve doğalgaz boruları kapatıldı. Ancak bu hamle de felaketin önüne geçemedi. Borularda kalan gaz nedeniyle yangın devam etti. Alevlerin platformdaki petrol ve doğalgaz kuyularına da geçmiş olabileceği öğrenildi. Sokar'dan yapılan açıklamaya göre 42 işçi dün akşam saatlerinden çıkan yangından sağ olarak kurtarıldı. Ancak şimdiye kadar 32 işçinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yangının sebebinin araştırılması için bir komisyon kurulması talimatını verdi. 2014'te aynı şirkete ait tesislerde 14 işçi hayatını kaybetmişti. Azerbaycan State Energy Company, Sokar caught fire in the Hazar Denizi'ndeki tesislerde yaşanan yangın faciası Azerbaycan'da şok etkisi yarattı. Yaşanan facia sonrasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ülkede bir günlük yas ilan edildi. Azerbaycan'da ve yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerinde bayraklar yarıya kadar indirildi. Eğlence içerikli etkinlikler ertelendi. Ve acı haber Aydın'dan geldi değerli izleyenler. Cinnet getiren baba eşini ve iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Baba Fatih Yavuz olayın ardından kendini de yaralayarak intihar etmek istedi. Eşiyle tartıştı, dehşet saçtı. Cinnet getiren adam karısı ve iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Kan donduran olay Aydın'da yaşandı. Fatih Yavuz ve 20 yaşındaki eşi Halime Yavuz bir süre önce boşanma kararı aldı. Çift ayrı yaşamaya başladı. Aradan zaman geçti. Fatih Yavuz eşini arayarak çocukları özlediğini ve buluşmak istediğini söyledi. Genç kadın kabul etti ve otelde buluşmaya gitti. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Gerilim tırmandıkça tırmandı. Öfkeli kocanın bir anda gözü döndü, bıçağı eline aldı. Eşini ve iki çocuğunu katletti. Daha sonra da kendini çeşitli yerlerinden yaraladı, intihar etmek istedi. Korkuya kapılan öfkeli koca yaralı halde akrabalarını arayıp yardım istedi. Çok geçmeden olay yerine ekipler geldi. Talihsiz kadın ve iki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşini ve çocuklarını öldüren Fatih Yavuz yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Mersin'de yakınlarının haber alamadığı emekli çift evlerinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Evlerinde çekmecelerin karıştırıldığı, ziynet eşyalarının alındığı tespit edilen çiftin hırsızlık için öldürüldüğü tahmin ediliyor. Acımasız hırsızlar bunu da yaptı. Emekli çifti öldürüp ziynet eşyalarını çaldılar, ardından da kaçarak kayıplara karıştılar. Fethi ve Aile Korkmaz çifti Mersin'de yaşıyordu. Yakınları çiftten haber alamayınca merak etti, evlerine gitti. Defalarca kapıyı çalmalarına rağmen kimse cevap vermedi. Bunun üzerine çiftin yakınları bir merdiven yardımıyla eve girdi. Ancak karşılaştıkları manzara karşısında şok oldular. Salondaki koltuk üzerinde Fethi Korkmaz'ın cesedi, yatak odasında da Aile Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Geldim hemen polisi aradım. Onlar iyi. Geldiğimde komşuları Halil Bey damdan içeriye girmişti. Ben de girdim içeriye. İşte Fethi abi yüzüstü yatıyordu. Yani sanki şeyden, koltuktan kalkmış ve ağız üstü düşmüş gibi. Aile abla da yatak odasında yan bir şekilde yatıyor. İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi. Çiftin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ziynet eşyalarının alınması da hırsızlık şüphesini artırdı. Ancak kapıda herhangi bir zorlama olmaması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
sırada akıllara durgunluk veren bir olay var. Yozgat'ta iki genç kapalı dükkandaki bir aracın içine girdi. Isınmak için de aracın kaloriferini çalıştırdılar. Ancak otomobile dolan egzoz gazı iki gencin de ölümüne neden oldu. Biri 18, diğeri 19 yaşındaydı. Isınmak için girdikleri aracın içinden cenazeleri çıktı. O akşam 8 mi 7 mi girmişler buraya. Kapıyı arkadan kapatmışlar. Arabayı çağırtmışlar ısınmak için. İşte saat 11-11.30'da öbür arkadaşın babası geliyor. Burada kapıyı kırıyor. İkisini de ölü olarak arabanın içinde buluyor. Gazdan zehirlenmiş. Akıl almaz olay Yozgat'ta yaşandı. Doğan Çiftçi ve Yusuf Kılıç iki yakın arkadaştı. Sohbet etmek için Galericiler Sitesi'ndeki bir dükkana gittiler. İş yerinin kapısını kapattılar ama hava soğuktu, üşüdüler. Isınmak için dükkandaki bir aracın içine girip kaloriferini çalıştırdılar. Farkına bile varmadan egzozdan çıkan gazdan zehirlendiler. İşte arabanın egzoz gazından ısınmak için çalıştırmışlar. Ondan sonra da egzoz gazından zehirlenmişler ikisi. Çocuklar babaları işte aramış ya ulaşamayınca. Çocuklar eve gitmeyince aileleri endişelendi. Doğan Çiftçi'nin babası oğlunu aramaya çıktı. Saatler gece yarısını gösteriyordu. Galericiler Sitesi'ndeki iş yerine bakan baba gençlerin çalışır durumdaki otomobilin içinde olduğunu fark etti. Cam kapıyı kırarak içeri girdi. Oğlu ve yanındaki arkadaşını otomobilden çıkardı. Ambulansa haber verdi ama iki gencin de çoktan hayatını kaybettikleri belirlendi. Gençlerin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları ise yaşanan olayın şokunu uzun süre üstlerinden atamadı. Kırıkkale'de korkunç bir kaza yaşandı değerli izleyenler. Tırla otomobil çarpıştı, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Korkunç kazada otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Tırla otomobil çarpıştı. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Soğanı alıp geçelim. Kornetin anahtarı Murat'la. Korkunç kaza Kırıkkale'de meydana geldi. Aktaş ailesi cenazeden dönüyordu. Ancak Murat Aktaş'ın kullandığı araç aynı şeritte ilerleyen bir tırla çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken tır sürücüsü durmak yerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi. Otomobilde bulunan 6 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan 4 kişinin cansız bedenleri güçlükle çıkarıldı. Tır sürücüsü ise çok geçmeden yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başkent Ankara'da 4 katlı bir bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Korkunç yangında can kaybının yaşanmaması ise yüreklere su serpti. 4 katlı binada yangın çıktı. O anlarda korku ve panik yaşandı. Başkent Ankara'daki işte bu binanın 3. katında yangın çıktı. Nedeni ise bilinmiyor. Ancak alevler kısa sürede yayıldı, üst kattaki binayı da tamamen duman kapladı. Apartman sakinlerinin bir kısmı kendini dışarıya attı. Ancak içeride kalanlar da vardı. Çaresizce yardım beklemeye başladılar. Aradan dakikalar geçti. Alevler şiddetini arttırdı. Balkonda kurtarılmayı bekleyenler çeşitli yerlerinden yaralandı. Dumandan da nefes alamaz duruma geldiler. Yardımlarına ilk koşanlarsa komşuları oldu. Gece sabaha karşı kalktım bir, içeriden alev bir düşmüş, balkona doğru geliyor. Hemen aşağı indim. Burada hortum var bizim binanın. Hortumu dağıttım, suyu at eken, çoluk çocuk at eken döndürdük. Etfay daha sonra geldi. Neye geliyor etfay? Olay yerine gelen itfaiye mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Alevler ise güçlükle de olsa söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray Lisesi 100 yıl sonra Çanakkale'ye Bakmak adlı foruma ev sahipliği yaptı. Çanakkale Savaşları araştırmacı ve akademisyenler tarafından ele alındı. Avrupa'nın 4 köklü imparatorluğu son buldu biliyorsunuz. Türkiye için yakın tarihin kırılma noktalarından biri Çanakkale Savaşı. Üzerinden 100 yıl geçti ama hala yeni belge ve bilgiler ortaya çıkıyor. İçerisinde bu şimdi burada görmüş olduğunuz bu coğrafyada Galatasaray Lisesi de 100 yıl sonra Çanakkale'ye Bakmak adlı foruma ev sahipliği yaptı. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu Başkanı İskender Çay'la forumun amacını anlattı. Biz Galatasaray camiası olarak Çanakkale'de ve o dönemdeki yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki savaşa katılan, gazi olan, şehit olan Galatasaraylıların belgelerini, bilgilerini toparladık, derledik ve en önemlisi bu belgelere ulaşabildik. Belgeler bir araya getirilmiş fakat gün ışığına çıkmamış. Biz bunların önemli kısmını çıkardık, bir araya getirdik. Parça parça biliniyordu. Fakat biz kendi geçmişimizle ilgili Galatasaray'ın bu önemli tarihi dönemine ışık tutmak istedik ve onları günümüze taşımak istedik açıkçası. İzzettin çalışanlarının moderatörlüğündeki forumda araştırmacı yazar Melih Şabanoğlu da önemli bilgiler aktardı. Galatasaraylıların Çanakkale zaferine dahil olma sürecini farklı bir yorumla anlattı. Bu dövülenlerin çoğu da normalde silah kullanmak için eğitilmiş insanlar değil, kalem kullanan insanlar. Ve hani çoğu da maalesef ilk katıldıkları muharebede, çünkü askerlik bir meslek ve bir sanat. Sonuçta yani Galatasaray Lisesi gibi ya da Darülfünun gibi, İslam Erkek Lisesi gibi eğitim kurumlarından birden savaş alanına gönderdiğiniz zaman o başka dünya ve çoğu da ilk muharebelerinde maalesef şehit düşmüştür. Atlas Tarihi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Profesör Doktor Haluk Oral ise Cem TV mikrofonlarına konuştu. Günümüzde Çanakkale Zaferi'nin ne kadar doğru anlatıldığını şu sözlerle değerlendirdi. Kesinlikle bakılmaması gereken tarafı söyleyeyim. Politik olarak bakılmaması lazım veya kendi politik görüşümüze göre bir sonuç çıkartmaya çalışmamalıyız. Çanakkale 100 yıl evvel yaşanmış, bitmiş bir zafer ama aynı zamanda bir dram. Onu yerine oturtabilmemiz lazım. Filmlerden öğrenmeyeceğiz Çanakkale'yi ya da 6 saniyelik videolardan ya da yarım sayfalık yazılardan öğrenmeyeceğiz. Yazılmış bir sürü kitap var. Benim zaten karşı çıktığım Çanakkale ve popülizmin aynı cümle içinde kullanılması. Rusya ile Türkiye arasındaki kriz sıcaklığını koruyor değerli izleyenler. İki ülke arasındaki gerilim Türkiye'deki üreticileri de etkiledi. Özellikle deri sektörü bu krizden nasibini aldı. Deri üreticileri deyim yerinde ise kepenk bile açamaz oldu. Öte yandan yaşanan gerilim sonrası akıllara Rusya doğalgazı keser mi sorusu geldi. Hal böyle olunca telaşa kapılan vatandaş da sobacılara akın etti. Rusya sebze ve meyveye ambargo koydu. İşte bu karar üreticiyi vurdu. Ancak sadece onlar değil, dericiler de dertli. %100 sıfır. Şu anda bütün piyasa sıfır, yerinde oturuyor. Rusya'nın en çok talep ettiği ürünlerin başında dericilik geliyor. Ancak Türkiye ile Rusya arasındaki kriz onları da etkiledi. Üreticiler deyim yerinde ise kepenk bile açamaz oldu. Sadece ihracatı olan, yani Avrupa'ya çalışan, diğer yerlere çalışan firmalar çalışıyor. Rusya ile çalışan hiçbir firma bir parça mal satmıyor. Deri üreticileri durumdan müzdarip. Fiyatların çok aşağı düştüğünden yakınıyorlar. Malların da fiyatları %100, %200 aşağıya düştü. Yani 400-500 dolarlık yani ceketler veya montlar, kabanlar şu anda 150 dolar fiyatlarda. İşte bu durum çalışan işçiyi de vurdu. Ürün satamayan işverenler çareyi işçi çıkarmakta buldu. 30-40 işçisi olan firmaların her biri şu anda bir kişi, iki kişi sadece dükkanı açıp hani alacaklarını almak için mücadele veriyor. Şu anda inanın alacaklarını alacak olsalar bir tane firma kalmaz şurada. İşçilerin ise tek bir isteği var. O da ilişkilerin bir an önce düzelmesi. Yetkilerden beklediğimiz bir an önce bu işlerin düzeltmesini istiyoruz. İki ülke arasında yaşanan gerilim sonrası akıllara Rusya doğalgazı keser mi sorusu geldi.
Şimdiden tedbir alan vatandaşlar sobacılara koştu. Soba satışlarında da adeta patlama yaşandı. Şimdiden aslında koşsunlar. Öyle gaz kesildiğinde veya kısıldığında sobaların fiyatları şu anki satışından en az 3 kat fazla olacaktır. Satış fiyatı. O açıdan dolayı insanlara şunu söylüyorum ben halkımıza. Gelsinler sobalarını alıp bir köşeye koysunlar. Evet, ana haber bülteniyle karşınızdaydık. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.